Siz? Böyle mükemmel bir günde nasıl kötü olabilir ki? Bu arada dün akşam söylemeye fırsat bulamadım. Çok sevindim Halide ile barışmanıza. Sağ ol. Orhan'la konuşmaya geldiğinde o kadar bedbahtı ki. Ağlayarak abimin vaziyeti hala geçerliyse boşanacağım dedi. Orhan'la haber gönderdi Serap Hanım'a. Zavallıcık. Ne kadar da umutsuzdu. Ama ne derler bilirsiniz. Ayrılık gerçek aşkı tazeler. Hı? Kemal Bey. İyi günler. Hoş geldin canım. Benden boşanıp mirastan pay almak için Güllü'ye haber yolladığın doğru mu? Sana soruyorum Halide. Doğru mu? Nereden duydun bunu? Halide doğru mu? Bak Kemal. Çok umutsuzdum. Beni sevmediğini, istemediğini düşünüyordum. Sen de paranın peşinden koşmaya başladın öyle mi? Kemal, yalvarırım sakin ol. Bir de benim açımdan bakmaya çalış. Çok çaresizdim. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi Halide? Senin hala Güllü'yü sevdiğini düşünürken başka ne yapabilirdim? Ha? Ne kadar acı çektiğimden senin haberin var mı? Bütün gün seni bekledim ben. Gelip beni eve götürmeni bekledim ama gelmedin. Sadece bir gün mü bekleyebildin? Ha? Seni sevmek dediğin şey bu mu? Kemal, eğer seni sevmeseydim senden boşanırdım. Mirastan da payımı alırdım. Ama sen gelip beni eve götürmek isteyince her şey değişti. Sana son bir soru soracağım Halide. Lütfen bana dürüst cevap ver. Neriman sana fabrikadaki hisseleri devretmeyi ne zaman teklif etti? Ben geldikten sonra mı yoksa önce mi? Bunun ne önemi var? Halide cevap ver! Önce. Yani teklif etmeseydi? Hayır, düşündüğün gibi değil. O teklifi olsaydı da olmasaydı da ben zaten seninle gelecektim. Kemal, ben seni çok seviyorum, anlamıyor musun? Ben hiçbir zaman boşanmayı düşünmedim. Sen benim için her şeyden daha önemlisin. O halde neden beni olduğum gibi kabullenemiyorsun? Neden böyle mutlu olamıyorsun? Neden sürekli bir şeyleri değiştirmek için uğraşıyorsun? Daha iyi şartlarda yaşamayı istememin nesi yanlış anlayamadım. Bu inadının sebebini anlayamıyorum Kemal. Anlatayım o zaman. Bugün işimden istifa ettim. Niye biliyor musun? İki kişi bana hakaret etti. Karısının eline bakan, onun zenginliğinden faydalanmaya çalışan biriymişim gibi ileri geri konuşuyorlardı. Ben bunları kaldıramam Halide. Şimdi de ayak takımının sözleriyle mi ilerleyeceğiz? Ne dedilerse dediler, umurumuzda mı? Benim umurumda. Çünkü o küçük gördüğün ayak takımındanım ben de. Hep böyleydim Halide, senin kabullenemediğin şey bu. Değiş o zaman, sen de değiş. Bir şeyler yapmak için çaba göster. Çocuğumuz olduğunda ne yapacaksın Kemal, ha? Nasıl büyüteceğiz onu? Kör cahil insanların arasında mı büyümesini istiyorsun? Senin gibi üç kuruşa tabi olsun, ömrünü mü tüketsin yani? Erkeklik onurun zedelenmesin diye sürünmemiz mi gerekiyor? Bu mu senin erkeklik dediğin, ha? Kemal'le karşılaştım bugün çarşıda. Anlaşılan Halide'nin boşanma planlarından da, yer hesaplarından da haberi yoktu. Duyunca kan çekildi suratından. Neden insanların özel hayatına burnunu sokuyorsun Seher? Doğru mu bu yaptığın? Ne hakkın var böyle bir şeyi apaçık ortaya dökmeye? En iyi evlilikler en büyük yalanlar üzerine kuruludur derler. Sen de böyle mi düşünüyorsun yoksa? Ben her şeyin apaçık ortada olmasından yanayım. Hakikat ne kadar acı olursa olsun kabullenilebilir. Umut işkenceyi uzatır. Eteklerindeki bütün taşları dökse eğer. Nedir seni bu kadar tedirgin eden, saldırganlaştıran? Kemal, Halide, Serap hepsinin bizim gibi bedbaht mı olmasını istiyorsun? Aksine mutlu olmalarını istiyorum.
iki eski aşığın tekrar bir arada olmaları çok hoş değil mi? Kimden söz ediyorsun sen? Serap'la Kemal'den elbette. Ay, davette birbirlerine nasıl baktıklarını görmedin mi? Ha? Biz de eskiden öyle bakardık birbirimize. Neyse ki insanları birbirlerine sevgiden daha kuvvetli bağlayan bağlar var hayatta. Yoksa biz nasıl evli kalırdık değil mi? Değil mi sevgilim? Ne işin var senin burada? Sen ne yüzle geliyorsun hala benim evime? Sen söyledin değil mi Kemal'e? Haber gönderip boşanmak istediğimi sen söyledin. Sen neden bahsediyorsun? İstediğini elde edebilmek için ne kadar çirkefleşebildiğini tahmin etmeliydim. Hayatıma girdiğin günden nefret ediyorum. Yeter be! Deli misin nesin? Sen her kafan bozulduğunda gelip bana hakaret edebileceğini mi sanıyorsun? Abimin mezarında kemikleri sızlıyordur herhalde. Senin gibi bir yalanı koynuna alıp büyüttüğü için. Bana bak! Defol git buradan! Yoksa bu sefer seni kimse kurtaramaz elimden. İstediğin oldu. Kemal beni terk etti. Şimdiye kadar yaptıklarının en kötüsüydü bu Güllü. Tam her şey baştan başlamışken bütün umutlarımı elimden çekip aldın. Ben bir şey yapmadım. Bunu asla unutmayacağım. Ama sen de unutma. Bir gün ben de senin elinden umutlarını çekip aldığımda benim nasıl hissettiğimi anlayacaksın. Sevgili Kemal, eski zamanlar pek sık gelir oldu aklıma. Sadece sen ve ben olduğumuz zamanlar. Hayatımıza başka insanların dolmadığı zamanlar. Sen bana o hastane yatağında seni sevmiyorum, senden vazgeçtim demeseydin eğer... her şey bambaşka olabilirdi. Ben Muzaffer'le evlenmezdim, sen de Halide'yle. Ama böyle oldu işte. Zamanı geriye alsak, o gün yine sorsalar sana... o hastane odasına geri gidebilsin. Seni seviyorum Güllü diyebilir misin bu defa? Gitme Güllü. Karar verdim. Gideceğim buralardan. Nereye gideceksin? Umudunu yitirme. Belki yine barışırsınız. O beni affetse de ben onu affedebilir miyim bilmiyorum Neriman. Bana attığı tokadı asla unutmayacağım. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.